Seçmen kayıtları listelerindeki usulsüzlükler gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet çeşitli illerdeki usulsüzlüklere itiraz etse de il seçim kurulları da itirazları reddediyor. Konu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, soru önergesiyle seçim güvenilirliği ve şeffaflığını Bakan Soylu'ya sordu. Bakan Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde bakanlığın usulsüzlüklerle ilgili çalışmalarının olup olmadığı soruldu. Bakanlığınız tarafından yukarıda sadece birkaç örneği verilen usulsüzlüklere ilişkin çalışmanız var mıdır? İlgili kurumlarla görüşme yapılmış mıdır? Bakanlığınızca basında yer alan ya da itirazda bulunulan kurumlara soruşturma açılmış mıdır? Bu usulsüzlükleri engellemek için bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanununun 9. maddesi gereğince, kamu görevlileri tarafından doğru bilgiler ışığında seçmen listelerinin oluşturulup oluşturulmadığı tarafınızca denetlenmekte midir? Konuyla ilgili yapılan itirazların ilgili seçim kurulunca reddedilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bir dairede 1108 kişinin yaşayabilmesi rasyonel midir? İtirazların ardından yerinde tespit yapılması gerekmez midir? Bahsi geçen usulsüzlüklerin daha çok belediyelerine kayyum atanan illerde olması nasıl açıklanabilir?